Şefaatle ilgili olarak ve birincisi Ayetel Kürsi'deki menzelle ziyeşfe'u indehu illa bi izni. İkincisi Necm suresi 26. ayette göklerdeki nice meleklerin dileyip razı olduğuna izin vermezden önce şefaatleri bir işe yaramaz. Bu iki ayetten şefaatin olmadığı değil, onun izin vermesi ya da vermemesi söz konusudur. İzin verdikleri edebilecek anlamı çıkmaz mı? Şefaatin olmadığı değil, şefaatin mahşer yerinde olmadığı ifadesini kullanıyoruz. Mesela cehenneme gidenlerin cennetteki yakınlarının yanına yerleşmesi Allah'ın onayıyla oluyor. Bu dünyada da melekler bu dünyada bize şefaat eder. Bu dünyada melekler, ahirette değil. Meleklerin yaptıkları şefaat nedir? Bize destek vermesidir. Yani bizimle birlikte olurlar, bize destek verirler. Mesela bazen bir yürürsünüz, birden bir şey kendinizi şey yaparsınız, toparlarsınız, bakarsınız gönlünüz çukur. Melekler haber verir. Yani Cenab-ı Hak bizim önümüzden ve arkamızdan koruyucu melekler görevlendirdiğini bildiriyor ayet-i kerimede. Ra'd suresinde bildiriyor. Ondan sonra yine Ahzab suresinde وَالَّذِي يُصَلِّ عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ Tamam. وَالَّذِي يُصَلِّ عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ Size destek veren o. Melekleri de öyle. Melekler de bize birçok konuda destek verir. Yani yanımızda bulunur. Şefaat o demektir. Allah'ın izni, onayı olmasa melekler yanımıza da gelemezler.